Oo, selam. Bugün yine bir kardeş seti başlangıç seti videosuna daha beraberiz. Bugün bu setin başlangıcında öğretmem gereken bir hareketi öğreteceğim ve çünkü videoyu gecenin 1.30'unda çekiyorum. Hareketi zaten şu an görüyorsunuz yukarıda. Hareket çok kolay bir hareket. Ve aynı zamanda kardeş setinin en basic hareketi. Bunu başta göstermem gerekiyor dediğim gibi unuttum. Bu videoyu yetiştirmem lazım. O zaman hadi hemen geçelim. Yeni başladıysanız bu hareketi öğrenecek kadar yeniyseniz destenin yarısıyla yapmanızı yine tavsiye ederim. Çünkü destenin yeni başladığınız zamanlarda destenin tamamı elinize tam oturmayacaktır. Minik bir kısmını kullanmanız da avantajlı bu yüzden. Desteyi eğer sağ alaksanız sağ sol aklını sol elle tutuyoruz bu sefer yani. Normalde biliyorsunuz videolarımda sol tarafta olurdu kamera, bu sefer sağa aldım. Çünkü sağ elimle göstereceğim. Hareket bu. Bir dakika. Baş parmağımız alt taraftan, swing cut'ta olduğu gibi orta ve işaret parmağımızı yukarıdan tutuyoruz. Aynen bu şekilde. Ve işaret parmağımızı kaldırıyoruz. Destenin ortasından biraz daha yukarı çıkıp hafifte sağa gidiyoruz. Yani bu destenin şurasına bir yere denk geliyor. Tutup ittiriyoruz. Bunu başta böyle bu kadar tertemiz yapamazsanız, şöyle ittiremezseniz büyük ihtimalle ya tırnağınız uzundur benim gibi, ben de yapmakta zorlanıyorum şu anda. Ya da yanlış yapıyorsunuzdur, baş parmağınızdan kurtaramıyorsunuzdur. Eğer çok fazla baş parmağınızla bastırırsanız alt tarafa kart iterken çıkmaz kart. Çünkü baş parmağınız çok bastırıyordur. Bunu yeni başlayanlar için hareketin mekaniğini daha rahat anlamalarında ve eğer dediğim gibi kartı çıkartamıyorsanız şu kartı çıkartmadan önce hafiften sağa doğru itin üstteki kartı yani. Kart buradayken şuraya gelsin. Anladınız mı? Hafiften itin ileri doğru. İleri doğru itmek kolaydır. İleri doğru ittikten sonra yukarı doğru çıkartın. Bu işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü ileri doğru itince baş parmağınızdan kurtulmuş oluyor kart. Bu şekilde de rahatlıkla hareketleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, bu hareket hakkında söylemem gereken bir şey kalmadı. Kısa ve kolay bir hareket zaten. Öyle. Hadi geçelim o zaman. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Yani hareketi öğrenebilmişsinizdir. Hareketi yapamadıysanız bana ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Böyle klavyenizden, telefonunuzdan giriyorsunuz böyle. Yorumlar böyle, lan birader ben bu hareketi anlamadım. Şunu yapamıyorum. Anlat lan bana. Ben diyorum ki tamam kardeşim bak şunu şöyle yap daha güzel olur. Baktın olmadı. Siz öğrenmek isterseniz gerçekten ben FaceTime bile yaparım. Konuşurum. Hareketi öğrenmek isterseniz yani bu kadar hırslıysanız tabii ki öğretiriz. Benim için hiç problem yok zaten. Zor bir şey değil. O zaman diyeceğim bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.